Evet arkadaşlar, ekran takacağımız araç Renault montaja geçmeden önce bu şekilde petekleri çıkartıyoruz. Frene basalım şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her şeyi çıkardık. Bu soketleri de buradan yukarı alıyoruz. Çünkü alt taraftaki cihazda herhangi bir şeyimiz yok. Takmayacağız bir daha. Takacağız ama şey yapmayacağız. Herhangi bir güç vermeyeceğiz. Arkadaşlar buradaki bölümden azıcık bir soketin geçeceği kadar kesiyoruz. Bunu falçla yapabilirsiniz, yan keskiyle yapabilirsiniz. Ya da küçük bir siperle de yapabilirsiniz. Evet, soketlerimizi buraya çıkardık. Anten soketimizi de buraya alacağız. Anten soketimizi de çıkardık. İşlemin geri kalanı zaten basit. Yani çok fazla büyük bir takıma ihtiyacınız yok arkadaşlar. Gelen soketlerimizde araç her iki modele de uyumlu olsun diye. Mesela hem boşu hem dolusu var bu araçların mesela. Onlarda soket fark ediyor. Mesela bu soketi kullanmıyoruz. Arkadaşlar bakın böyle taktığımız zaman bu soket buraya oturmuyor. Oturmadığı için de şöyle şurada tırnak var. Bu tırnağı çıkartıyoruz, kırıyoruz, kesebiliriz. Gördüğünüz gibi tekrardan şu anda soketimiz rahat bir şekilde oturacak. Boşta herhangi bir soket kalmıyor arkadaşlar. Bazı çevirme soketleri haricinde. Bu soketi şuraya gizleyebiliriz. Bu soketle işimiz yok. Araçta orijinal USB olsaydı bu soketi direkt kullanacaktık. Bunu da buradan kesiyorum. Kullanmayacağız çünkü. Burada gördüğümüz soketi de kesiyorum arkadaşlar. CAN bus arkadaşlar. Bu CAN bus olmadığı takdirde direksiyonla kumandalarınız çalışmaz. O yüzden bu şekilde CAN bus'ımızı takıyoruz. Geldik diğer ürünlere. Soketlere.
GPS modülümüz arkadaşlar. Bunu alt tarafa, zaten çift taraflı bantı var üstünde. Buraya yapıştırabiliriz. Bunu da çıkardık. İki tane USB girişimiz var arkadaşlar. Bunu ben genellikle buraya çıkartıyorum. Burası daha rahat, daha güzel oluyor. Bunu da şuraya vites konularına doğru çıkartacağız. Bu da tamam. Arkadaşlar bu kabloda ben bunu mesela araçta ses sistemi falan yoksa takmıyorum. Müşterime kendisine veriyorum. Burada sap çıkışı, AUX girişleri, video çıkışları falan mevcut bu sokette. Ama ben onu kullanmıyorum. Çünkü araçta ses sistemi falan olmadığı için AUX'u da bağlamıyorum. Çünkü AUX'a ihtiyacı yok. Çünkü Bluetooth var araçta, cihazda. Şu da radyo antenimiz. Arkadaşlar bu soket olması gerekiyor. Yan olması gerekiyor. L şeklinde. Aksi takdirde şu gelen plastiğin burasına değmekte bu sefer ekran tam oturmuyor. Bilginiz olsun. Arkadaşlar kameramızı da aynı şekilde buradan açtığımız delikten geçiriyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar, ben size her seferinde bu cihazlar hakkında yardımcı olmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince. Montaj esnasında arkadaşlar yapılacak çok şey var ama birçoğu da basit. Kamera arkadaşlar, bu canvas olduğu sürece araçlarda, hani ekranlarda, şurada gördüğünüz kırmızı kablo. Bakın bu kırmızı kabloyu şu şekilde sıyırıyoruz. Şu arkaya gidecek olan kamera kablomuz, görüntü kablosu. Bunu şu kırmızıya birleştiriyoruz arkadaşlar. Bunu birleştirdiğimiz için arka taraftan gerektirsen tetik almıyoruz. Almamıza gerek kalmıyor. Sadece kamerayı götürüp, şimdi birazdan arkada size onu da göstereceğim. Tekrardan birçok videomda var ama kaçıran arkadaşlar için, unutan arkadaşlar için. Buradaki işlemimiz bu kadar. Şu kamera kablomuzu da bantlayalım. Çerçevemiz alttan iki tane cıvatayla sabitleniyor. Şu alttan kabloları şimdi getireceğim. Ama bunu takmadan önce şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şu eski ekranda, bu eski ekranımızda şu metal klipsleri, hepsini yeni takacak olduğumuz ekrana geçiriyoruz. Takıldığınız yerde beni arayabilirsiniz. Bana WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Yorumlara numaramı yazacağım arkadaşlar. Instagram adresimi. Evet, bunu da tamam, hepsini çıkardık. Arkadaşlar bunları takmadan önce sizlere tavsiyem, şöyle yan keskiyle azıcık basıp ağızlarını biraz bükmeniz. Bu şekilde. Bunların ağzını böyle bükersek daha rahat, daha güzel olur, daha sağlıklı olur. İster istemez çıkartırken bir yamulma gerçekleşiyor. Bu şekilde. Zaten yerlerimiz karşıda hazır. Direkt bu yerlere takıyoruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu kablolarımızı çıkartalım buradan.
Şimdi ekranımızı bağlayacağız. Zaten burada hiçbir port boş kalmıyor arkadaşlar. Hepsini yerli yerine taktığınız zaman portlarımızın hepsi doluyor. Sonra antenimizi ve güç kablomuzu da taktık. Gördüğünüz gibi cihazımız açıldı. Şuradan arkadan birer tane cıvatalar var. Onları da atacağım. Ekran sabitlenmiş olacak. Cihazımız açılsın. Evet arkadaşlar, bakın şu anda direksiyon kumandamız çalışmıyor. Onun için yapmamız gereken ayarlara giriyoruz. Şöyle göstereyim size hemen. Ayarlara giriyoruz. Buradan fabrika kurulumu seçiyoruz. 1, 2, 3, 4 deyip çiftliğe giriyoruz. Bakın arkadaşlar, burada ken ayarları var. Buna giriyoruz. Buradan şeyi seçiyoruz öncelikle. Hewart. Taktığımız ken bassı ne markaysa onu girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buradan gelip Renault'u bulacağız. Renault'u bulduk. Aracımız bizim Fluence. Fluence seçiyoruz. 2012 model ve sonrası için ok diyoruz. Şu anda direksiyondan kumandamız gördüğünüz gibi aktif oldu. Bu bölümden arkadaşlar farklı bir şeyler yapmanıza, ellemenize gerek yok. Araç zaten canvas ayarını yaptıktan sonra bütün bilgiler zaten buraya geçiyor. Eğer ekstra bir şey isterseniz bu görüntüleri falan hepsini değiştirebiliyorsunuz. Farklı farklı duvar kağıdı yapabilirsiniz. Hani onun dışında cihazımızda ekran yansıma var arkadaşlar. Telefondan direkt görüntüyü buraya aktarabiliyoruz. Google Chrome'umuz mevcut. Google Maps haritalarımız mevcut. Onun dışında araç bilgilerini buradan görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Ama buradan kontrol edemiyorsunuz. Sadece görüyorsunuz, bilginiz olsun. Sadece Tesla'larda kontrol edebiliyorsunuz. O da bazı modellerde. Onun dışında arkadaşlar uygulamamızı YouTube falan uygulamasını yükleyebiliyoruz. Play Store'dan indirip şu şekilde Play Store kurulumunu yaptığımız zaman buradan rahat bir şekilde istediğimiz uygulamayı indirebilirsin. Cihaza internet vermedik şu anda. Birazdan internet verip kurulumunu gerçekleştireceğiz. Onları da çekeceğiz. Evet arkadaşlar, montajımızı bitirmiş bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi internete falan her şey rahat bir şekilde girmekte. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorum, beğeni yapmanız yeterli.